Merhabalar arkadaşlar, İğneoların Ağaçtı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz göz alıcı, güzel renkli yazmama, çok şık, çok gösterişli, yapımı kolay, herkesin yapabileceği tarzda bir modelin anlatımını yapacağım. Umarım beğenir, dener, sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlısı Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kapıda ödemeli bir şekilde de gönderiyor. Kanalıma da abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarımıza buradan çok çok teşekkür ederim. Hemen modelimin yapımına geçelim. Evet, hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamın kendi rengiyle zürafamı gittim. Yazmam siyah bir desenli yazma. Böyle çiçekleri olan şekilde. Markası da Reyyan arkadaşlar. Yeşil olmadığı için yazmamda yeşil rengim yoktu. Ben de yazmamın kendi rengiyle gittim ilk aşamamı. Şuralarına çiçekler yapacağız. Hemen şimdi ara yoluyla başlayalım. Şimdi bu ara yolumdan 6 tane yapacağım. Şimdi 4 tanesini yapmışım. 2 tane kaldı. Onu da hep birlikte yapalım. Bir tane zürafamı yapıyorum. Geriye alıyorum ipimi. Hemen geriye aldığım yere kiprik yapıyoruz. Yandaki zürafama geçiyorum. Tekrardan zürafamızı yapıyoruz. Böyle 6 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi arasında bir tane zürafa bırakıp çiçeğimizin şurasını yapacağız. Bunun üzerine çiçeklerimizi yapacağız. Şimdi arada bir tane zürafa bıraktım. İkinci zürafamı yaptım. Geriye alıyorum. Şimdi bu geriye aldığım yere hemen şuraya buraya 3 tane kiprik yapacağız. Boyunu ayarlayalım önce. Bir tane daha yapalım. Şöyle böyle boyunu yan tarafındakine tutup ondan sonra aynı boydan olduğuna emin olalım. Ondan sonra ipimizi çekelim arkadaşlar. Kipriklerimi de ben tek düğüm çalışıyorum. Bu şekilde. Hemen yandaki zürafama geçiyoruz. Şöyle ayarını yapıp yine bir tane arada zürafa bırakıp ikinci zürafayla ara yolumu yapıyoruz. Sizler daha arasını açabilirsiniz arkadaşlar, sıkı derseniz. İpimde bir sıkıntı var. Şöyle iyice yukarı doğru çekeyim. İstekliğini biraz daha alayım.
Evet arkadaşlar, ilk aşamamız bu şekilde. Ben hemen biraz burayı yapayım. Tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelim bu şekilde. Ben önceden hazırlamıştım modelimi. Hemen yapımına geçelim. Şimdi bu rengimizi de yapıyoruz. Hemen ilk kibrimin içine ipimi tutturdum. 3 tane kibrit yapacağız. Böyle 3 tane kibriğimizi yaptım. Geriye alıyorum ipimi. Hemen şu ipimi ben şuradan alayım. Şimdi yandaki kibriğime geçtim. Buradan bir tane artırma yapalım. Tekrardan yandaki kibrime geçiyorum. Burası bu şekilde arkadaşlar. Geriye alıyorum ilk yaptığım zürafamın içine. Şöyle geriye alırken buradaki ipimizi çok böyle bol bırakmayalım. Şu ayarda şöyle bir tane yuva oluşturdum. Geri aldığım iple şöyle. Buraya 5 tane kibrik yapacağız. Şöyle boyunu ayarlayayım. Şöyle küçük küçük. Böyle 5 tane kibrimi yaptım. Şimdi şurada bir tane zürafam var. Orayı yanına batıyorum hemen. Şöyle geçiyoruz. Bir tanesi de ortada kalıyor arkadaşlar. Ortada da artırmamı yaptığım zürafam şu şekilde kaldı ortada. Oraya tohum yapacağız. Hemen yandakini de aynı renkte yapacağız. Hemen ortadan artırım yapıyorum. Şu geriye aldığım ipi çok bol bırakmayalım arkadaşlar.
Şuradan zürafamıza batıyoruz. Burada iki tane kaldığı için şu birine aşağıya hemen şöyle iniyorum arkadaşlar. Hemen bunu da hep birlikte bitirelim arkadaşlar. Tohumlarını da yapalım. Çiçeğimizi tamamlayalım. Şekilde tamamladım çiçeğimi. Şimdi şuradaki iplerimizi keseceğiz. Bir de aynı rengimizde şuraya. Tabii bu sizin tercihiniz kalmış. Böyle de bırakabilirsiniz ama ben şöyle ufak bir buraya tohum gibi düşündüm. Şuraya arkadaşlar bakın. Ben şuradan şöyle iğnemi hemen şöyle şuraya bu ipimi tutturdum. Buraya ufak bir şöyle canlılık katmak istedim. Ufacık zürafa yaptım arkadaşlar. Yani tohum gibi kendi rengiyle. Şimdi hemen siyah rengimizde de şu ortadaki kipriklerimin içine hemen yine aynı şekilde birer tane sık iğne yapacağız. Yani tohum olacak buraya. Şöyle ufak.
Modelim bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen şuradaki çiçeğimi de tamamlayayım, geleyim. Bugünkü modelimi de bu şekilde tamamladım. Böyle çok tatlı, gösterişli, çok şık bir model oldu arkadaşlar. Böyle herkesin yapabileceği tarzda. Şöyle de bakalım. Şöyle yazmamızın üzerinde duruşuna da çiçeklerimizin renkleri gri. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.